FM24 mobil severler. Bakalım Manchester mavi mi, kırmızı mı? Başarılar diliyorum takımıma. Bir saniye hemen şurada tabii ki bu dev maçın gol tekrarı da olmalı. Şöyle hatta yapalım. Biraz golleri böyle görelim. Bakalım Manchester mavi mi, kırmızı mı? Evet! Sav attı. Bravo! Fernandes'in olmadığı yerde Eriksen ben varım dedi. Mevsim Mount ben varım diyor. Bakalım neler olacak. Karşı taraf çok sıkıntılı. Tabii ki Guardiola çok sağlam bir menajer ve takım zaten Manchester City. Ama biz kendimize güveniyoruz. Gördüğünüz gibi bakalım mavi mi, kırmızı mı? Şeytanlar mı kazanacak yoksa maviler mi? Evet, Rashford. Rashford'un golü geldi. Doğru adama frikiki doğru zamanda verirseniz yapacağı bu. 2-0 oldu. Rahatladık Şampiyonlar Ligi finalinde. Aman dikkat. Osimen almışlar. Çok sıkıntılı. Bana zaten ligde de plasmanda 3 tane atmıştı. Çakal Carlos. <laughs> Aa, burada Dalot'u hemen koyalım oyna. Burada Allah'tan Dalot seçeneğimiz güzel. Hem sağ bek hem sol bek oynaması mükemmel bence. Evet burada ilk 11'den biri sakatlanınca böyle bir Şöyle bir memnuniyetimiz. Çok şey yapmayalım. E, özgüven pompalamayalım. Evet. 9'a 4 şutlarımız. Gördüğünüz gibi kontrollü oynuyoruz. Çünkü rakibimiz Manchester City. Taktiği dinleyin. Kime nasıl kullanacağınızı iyice anlatacağım. O yüzden bu taktikler verimli. Şöyle bir bakalım. Bizim takımımızda kötü oynayan oyuncu yok. Güzel. Normal. Bence bir Hojdan Garnaccio ikilisini bir değiştirebiliriz. Garnaccio'dan çok memnunum. Martial da var ama bence Garnaccio abi. Hatta bir de atarsa seviniriz. Manchester'ın mavi mi, kırmızı mı olduğunu ateşlerse Haaland ne olmuş? Haaland sakat mı? Şansıma bak. Finalde Haaland yok. A bende de Fernandes yok mesela. İlk 11'imin en sağlam adamı. Hayırdır? Yani sadece rakibimiz eksiktir. Biz de eksiz. Evet ellemiyoruz bak. Böyle akan takım oldu mu ellemiyoruz arkadaşlar. Rakibi şey vermiyoruz. Ön ayak vermiyoruz. Bir gol bulursak çok iyi olur. Evet. Eriksen burada ön plana çıkıyor gördüğünüz gibi. Hadi bir gol daha bulur muyuz? 85. Evet. Manchester. Mavi değil tabii ki. Kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Final maçında 2-0 öndeyiz. Bir gol daha. Üf, ve biz aldık. Olacağı buydu. Bravo. Evet. FME. FM24 mobile damga vurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi finalini 2-0 yendik. Neden böyle bir sevinmedi burası? Burayı yıkılması lazım ya. Ulan bu kadar mı normal? Ha şimdi geldi. Evet. Döktürdük. Bir teklif var ama gerçekten de çelikten bir irade ve sahip. Tabii ya, hayırdır ya. Hayırdır ya öyle teklifler meklifler ne oluyor ya? Biz burada evet arkadaşlar bir bakalım ligde ne yaptık? Ligde 38 maç 32 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet var. İlk defa bir seri yakaladım. Mağlub, Na mağlublük seri de burada ee, maalesef tabi ben transfer yapmıyorum ve 37 gol yedim. Bir maç başına bir gol yedik gördüğünüz gibi. Asla tatile falan gitmem e, 99 puanla 4 puan önde şampiyon oldu. Yani son zamanlarda puan kayıpları oldu ben şampiyon olduktan sonra. Gayet de güzel, verimli, eğlenceli. Ben eğlendim cidden ee, bu oyun oynarken. Çok keyiflendim. Şöyle bir bakalım. Krallık'ta Osimen birinci gördüğünüz gibi. Halan çok ya Halan sakatlandı ihtimalle. 15 er evet. bence Halan sakatlamış. Bruno Fernandes var bizde görüyorsunuz bir de asiste bakalım biz de asiste Bruno Fernandes zirvede evet Bruno Fernandes'e bakalım sakattı bak yoktu ona dua etsinler 51 maç 19 gol 27 asist hayırdır bak Christian Eriksen bak e, adam görün adam 7 gol 12 asist şöyle bir takıma gidelim hemen şöyle bir istatistikleri bir göz gezdirim en sevdiğim bölüm e, Hojland böyle dokunuyor. 19 gol 6 asist. Bence Rashford daha faydalıydı. Burada arada Hojland'da Rashford'u yer değiştirin. Yani Hojland'ı de, şey çekin, çekin. Rashford'u iler atın. 23 gol 10 asist. Rashford daha gördüğünüz gibi faydalı. Antony'e gelelim. Ön plana çıkan oyuncuları işaretliyor. 8 maç 11 asisti vardı burada. Eee Sancho da bayağı asist yaptı. Yanlış atıldı. Evet 14 asisti var o da. 3 gol atarak o da sürekli yedekti zaten. Martial ilk başlarda etkili de onu kestim artık. 9 golle katkı vermiş. Garnaccio çok iyi gelişiyor. Mutlaka oynatın. 12 gol 3 asist. O da yedek bir forvet olarak sürekli oynadı. McDominay'e bakalım. 7 gol, 5 asist. Gayet dediğim gibi verimli arkadaşlar. Bruno Fernandes'e bakmış zaten. İlk 11'de oynattım. başka kim vardı? Garnaccio. Burada savaşçı ortası olduğu için Casemiro bir tık e, düşük görünse de yani 2 gol, 3 asistlik katkı veri, veri görülse de şöyle istatistik olarak 6-7. Yani orta sahada ben de varım dedi kısacası. Ama dediğim gibi burada ön plana çıkan Eriksen, e, Fernandes, bir de bizim şey vardı Mesut Mount vardı. O da ilk 11'de. Master Mount, 7 gol, 6 asistlik katkısı var. Evet, bu taktiğimiz neydi bir bakalım. Gördüğünüz gibi orijinal, orijinal Manchester United taktiği. Gördüğünüz gibi. Ben şurayı bir sevleyim. Çünkü ben şurada basınca bazen hata veriyor. Girersem en azından görelim. Bir daha bu maçı oynamayayım. Gördüğünüz gibi burada hayır diyelim. Ee, dikey tiki tak oynadık arkadaşlar. Bak dikey tiki tak oynadık. 4 2 3 1 oynadık. Dikey tiki Taka neden oynadım? Gördüğünüz gibi bizim burada takımımız tamamen uyumluydu. Manchester kafamıza canlandırıcı aslında pek de uzak olmayan bir taktik. Dikey tiki taka. Burada sağ bek, sol bek, kanat bek olarak oynadı. Bir tane stoperimiz pasör olarak oynadı. Bir tane de standart stoper oynar, olarak oynadı. Eriksen'i kesinlikle gezici orta saha oynatın ve Casemiro'yu da savaşçı orta saha olarak oynatın. Bu sevde. Ee, şey Manchester United kanat forvetleriyle oynadık. Gizli forvet Fernandez kesinlikle ama Mount oynuyor. Mount'u bir de sağ sol açık olarak ya da sağ açık olarak da antrenmana koyabilirsiniz. Tavsiyem, tavsiyemdir. Hojland ve e, Rashford ikisinde kanat değil böyle yer değiştirerek e, Hojland'ın bazen performansı çok düşüyor. Rashford'u bir Hojland'ı birkaç maç kesip de Rashford'u forvete koyduğunuzda oy, oyun aldığınız Hojland yargı dağıtıyor. Böyle bir etki oldu bende. Normalde hücum oynadım hep pardon. Bu norm orijinal böyle arkadaşlar mantalitemiz hücum daralan genişliğimiz daralan ve tempomuz hızlı yaratıcılık özelliği yaratıcı genelde aslında formasyon olarak ama bunlar hep büyük takım olduğu için mantalite genelde oyun kurgusu hep aynı bu şekilde büyük maçlarda gördüğünüz mesela Manchester City olsun şampiyonlar ligi deplasmanları olsun ya da evimiz, evimizde bak saldırın kim olursa olsun rakip hücum olarak oynayın e, sizden tek isteğim baktınız Rakip size sürekli baskı kuruyorsa hemen hücumdaysanız eğer kontrole çekin oyunun egemenliğini siz alacaksınız. Bir de kırmızı oyunculara dikkat edin. Ama bunun orijinali hücum olarak oynayacaksınız. Tüm lig boyunca neredeyse kontrol edin herhalde. 5-6-7 maçtır. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Savunmamız savunma çizgimiz yüksek oynadık. Pres her yerde. Te, e, top hamlemiz normaldi. Offside tuzağımız açık. Bak burada offside tuzağımız açık genelde kapatıyor. Neden? Manchester şöyle bir kavamızı yalnız offside taktiği yapıyor ve çok gol diyor maalesef. Belki de ben çok gol yemelerimden biri de offside tuzağının açık olması da olabilir. Evet bekleri ileri çıkart, şut at, ara toplar. Paslaşmamız karışık oynadık, kısa oynamadık. Pas trafiğimiz karışık ve kalecimiz de kısa topla başladı. Mükemmel, mükemmel. Az tadı, tadı veren bir Manchester United taktiği oldu. Bunu büyük takımlara deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz, rahatlıkla oynayabilirsiniz. Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımlar. Yani bunların kadrosu çok iyi olduğu için söylüyorum. Beşiktaş'ta denerseniz sizi yanıltabilir söyleyeyim size. Ama Fenerbahçe, Galatasaray'da Bayern Münih, Dortmund, Leipzig'de sırıtmaz. Inter, Milan, Napoli gibi takımlara sırıtmaz. Real Madrid, Barcelona gibi takımlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Büyük takımları taktiğinde bu şekilde oynayabilirsiniz. Ama mesela Beşiktaş'ta kontrollü oynayarak bence oynanabilir. Ama transfer yapmalısınız. O, o takımda olmuyor maalesef. Evet ben Hamza Yaz. FM'ye damga vurmaya devam ediyorum. Sıradaki taktik ne olsun? Bir tane Rebult var kafamda. Onu yapacağım. Eminim ki çok eğleneceksiniz. Bunu belki yapan yoktur YouTuber olarak. Bakalım. Beğenecek misiniz FM'ye? Damga vurmaya devam edeceğiz. Hadi eyvallah.